Bengü Türk'ten merhabalar. Ekran başındaki izleyicilerimize mutlu akşamlar diliyorum. Aysun Tekin ben, Gündem Arkası programına hoş geldiniz. Çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. 2,5 saat boyunca gündemin ve siyasetin sıcak başlıklarını ve tüm gündem maddelerini ele alacağız. Gündem oldukça yoğun. Peki kimlerle? Değerli konuklarımı takdim edeyim. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Yaşar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aysel Hanım. Akademisyen Profesör Doktor Hanefi Macit bizlerle. Hanefi Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Ve stüdyo konuğum hukukçu avukat Gencer Özdemir bizlerle. Gencer Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Evet, Yaşar Bey sizle başlayalım. Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör hedefleri Türk jetleri tarafından bombalandı. Milli Savunma Bakanlığı 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu noktada öncelikle Kuzey Irak'taki saldırının arkasında ne var? Zamanlamaya ilişkin neler söylersiniz? Aysun Hanım, tabii bu bitmeyen bir Türkiye'yi hedefe koyan çok açık bir şekilde bir düzeneğin, emperyalist saldırının bir yeni halkası hiç kuşkusuz. Yani bir süredir hep konuşuyorduk. Suriye'nin kuzeyinde aslında provaları yapılmış, adına tatbikat dedikleri, bizzat Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla denen kişinin, yani o bölgeden zaten hiç çıkmıyor, bütün terör örgütleriyle iç içe ve hazırladıkları, planladıkları, ki o tatbikatlara ben hep birer terör hamlesi olarak değerlendirmiştim. Ben onun bir uzantısı olarak görüyorum. Kuşkusuz kalleşçe, haince yapılmış, hava koşullarından da yararlanılarak sisli bir havada kalleşçe yapılmış bir saldırı Türkiye'nin üst bölgelerine. Ama şunu net olarak saptamamız gerekir ki PKK terör örgütü bu işin bir maşasıdır. Bir kez daha ortaya çıkmıştır. Aklı veren, sahaya süren, silahını sağlayan, kirli stratejisini hedefleyen, sonuçta arkasındaki emperyalist güçtür. Amerika Birleşik Devletleri'dir. İşin içerisinde onun en şımarık, en donanımlı karakolu İsrail'de vardır. Failleri onlardır. Artık net saptayalım. Bunlarla savaş halindeyiz. Terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Arkalarındaki emperyalizmle savaş halindeyiz. Bunu bilelim de kimin hangi safta durduğunu da bir kez daha netleştirmiş olalım ve o maskeler düşsün. Sonuçta dış cephede hep söylüyoruz, Mehmetçiğin bileğini bükemezler. 12 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlar bu memleketin bağımsızlık, istiklal şehitlerinin arasındadır. 100 yıl önce verdiğimiz mücadelenin aynısını bir kez daha yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin geleceğini ipotek koymak isteyenler, Türkiye'nin bağımsızlığını ortadan kaldırmak isteyenler, bölgede kurmak istedikleri yeni şer, sömürge jeopolitiğini dayatanlara karşı bu mücadele, amansız bu mücadele hiç yılmadan, en ufak kararlılığımızdan, inancımızdan, direncimizden sapmadan devam edecek kuşkusuz. Ama sonuç itibariyle asıl olan her zaman dediğimiz gibi iç cephedir. Bakın geldiğimiz noktada en acı olanı, en rahatsız edici olanı, en kaygı verici olanı iç cephedeki atılmış adımlar, hamleler ve Türkiye'nin içeride bütünlüğünü, içeride ortak yazgısını, içeride ortak hedefini, kararlılığını, inancını ve direncini kırma çabasıdır. PKK terör örgütünün siyasi kolu bellidir. Tabii acı olan onun hala Gazi Meclis'te yer alıyor olmasıdır. Ama oradaki varlığı adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendine çekmiştir. Bugün çok açık bir şekilde CHP o çizgideki durumunu bir adım daha öteye taşımıştır. O dakika, yani şehit haberleri alındığı andan itibaren Gazi Meclis'te grubu olanlar bir araya gelip 4 siyasi parti bir metne imza atıyorlar. Bir iki paragraflık kısa bir metin PKK terörünün aletleyen kahraman şehitlerimize,
Allah'tan rahmet dileyen bir metin. Bu metne nasıl imza atmazsınız? Hangi gerekçeyle? Neyin arkasına sığınırsınız? Yani burada tabii biliyorsunuz ki o terör örgütünün her zaman olduğu gibi o siyasi kolu orada pozisyonunu alıyor. Siz de onun pozisyonunda. O siyasi kolun koluna girerek pozisyonunuzu almış oldunuz. Bu Türkiye'nin safından kopmaktır. Türkiye'nin safında yer almamaktır. Çok açık bir şekilde ve bir adım öteye taşımıştır CHP'nin yeni yönetimi. Öncesinde de birçok bu konuda yine rahatsız edici adımlar vardı ama bu son bildiri hamlesiyle aslında iç cepheye yönelik Türkiye'nin ve emperyalizmin maşaları. Çok arzu ettikleri, çok mutlu oldukları, çok sevindikleri iç cepheye yönelik yeni bir hamle olarak tarihe işlenmiştir. Bunu net olarak görmek gerekir. Yani aslında tabii şaşırtıcı mıdır? Değildir. Maalesef değildir. Çünkü işin asıl rengini veren, safını, tarafını belli eden şey tezkerelere hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi yönetimidir. Onu hiç şaşırtmamıştır o çizgiyi. O çizgiyi korumuştur. Bu defa yani bir paragraflık PKK'yı naletleyen bir metne bile imza atamaz hale getirmiştir. İşin acı yanı budur hiç kuşkusuz. Yani Suriye'den ve Irak'tan. Efendim soruyormuş Türk Silahlı Kuvvetleri niye? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aciz gösterme çabasıdır o sorduğunuz sorular. Sorsanıza adam gibi soru. Desenize PKK terör örgütü. Sen bir maşa örgütsün. Kim sana bu emri verdi? Kimdir senin arkandaki? Emin değilsen onlara sor. Biz biliyoruz da o soruları sorsana. Yani niye, ne olmuştur da Türkiye sizi bu kadar rahatsız etmektedir? Kaç başkan dönemi geçilmiştir, değişmiştir de bütün terör örgütlerinin kuyruklarını birbirine bağladınız da Türkiye'de ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir? Niye Türkiye'ye saldırıyorsunuz? Niye bu alçaklar sürüsünü besliyorsunuz? Bunu niye soramazsınız? Efendim kış koşullarıymış da niye oradaymış da üst bölgeleriymiş. Türkiye havada, karada, denizde, kışın, yazın, kara kışta her daim emperyalizme ve maşallarına karşı mücadeleyi sürdürecek. Tıpkı milli mücadelede olduğu gibi. Kış koşullarında geri çekileceğiz öyle mi? Bunu söyleyen emekli bir amirali rastladım geçen gün. Yazıklar olsun. Yani kimler nerelere savrulduğunu ortaya koyuyor. Kimlerin nerelerde saf tuttuğunu ortaya koyuyor. Nasıl bir maskellik hali olduğunu, kimsenin adının, taşıdığı ünvanın, bulunduğu mevkinin hiçbir önemi yoktur. Asıl onu anlayabilmek için, özüne inebilmek için tam da onun günüdür bugün. Safını göreyim kardeşim. Türkiye'nin istiklalinin safında mısın? Açık bir emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelede Türkiye'nin safında mısın? Bir laf söyleyebiliyor musun emperyalizme karşı? Onların maşalarına karşı, onların siyasi koluna karşı dedirtebiliyor musunuz onlara? Bu bir alçakça pis bir oyundur. Bunun Kürtlükle ilgisi yoktur. Bu emperyalizmin kirli bir oyunudur. PKK da onun kirli bir maşasıdır. Dedirtebiliyor musunuz? İstemeyelim bunu sizden. Böyle bir sorumluluğunuz yok mudur sizin? Soru soruyorsunuz öyle mi Türk Silahlı Kuvvetleri? Aslında siz bu soruların altında ezildiniz biliyor musunuz? Bu soruların cevabını istiyoruz sizden. Çok acı, çok yazık geldikleri nokta. Ya Suriye, Irak tezkeresine hayır oyu vererek siz zaten Mehmetçiği çektiniz buraya. Yani yüreğiniz, kalp gözleriniz tıkalı olduğunu anlıyorum da zihninizle de çekmiş oldunuz. O zihinlerde kelepçe mi var? Kim vurdu size onu? Çektiniz buraya zaten. Yok ki zihninizde, yüreğinizde Mehmetçiğin yeri. Öyle ya, eğer yetki sizde, irade sizde olsaydı Mehmetçik çekilmişti zaten. Geriye ne kalmıştı? Geriye işte emperyalizmi terk etmiştiniz oraları. Parçalanmış bir Suriye, parçalanmış bir Irak, bir terör koridoru, yeni bir İsrail, yeni bir garnizon devletçiği, yeni bir karakol, emperyalizmin bölgenin bütün halklarını birbirine düşmanlaştıracak bir yeni nifak buraya tohumlamış olurdu. Onları mutlu ederdiniz. Zaten tezkerelere hayır oyu verirken de mutlu ettiniz. En çok onlar seviniyor. Onlar sizden medet umuyor. Onlar tutunacak dal olarak görüyor sizi. Siz de el sallamış oluyorsunuz. Çok acıdır. Bu geldiğimiz noktada aslında yansıtılan şey
hani kirli siyasete ortak olmak deniyor. Kirli siyasetin içindesiniz. Bundan daha iyi tarif edilebilir bir cümle olabilir mi? Kirli, siyaseti kirleten, demokrasi, insan hakları, barış gibi kavramları dilinden düşürmeyen o maskelilerin, o maskeli balo içerisinde pozisyon aldınız. Onlarla birlikte saf tutarak kirli siyaseti, siyaseti bırakın erdem alanını temizlemeye katkı sunmayı, kirletmeyin burayı demeyi, onlara bunu söyletebilme başarısını gösterememeyi kirli siyasetin içine yer aldınız. Acı olan budur. Çok açık bir şekilde bunu görmek gerekir. Bir de efendim milli yaz ilan edilecekmiş. Yani onu öne çıkarttıklarını görüyoruz. O bir zafiyet görüntüsüdür, biliyor musunuz? Bu millet, Türk milleti acısını yüreğinde diri, kor halinde diri tutar ama direncini, kararlılığını, o mücadele ruhunu sürdürür. Biz terör örgütünü mutlu edecek, sevindirecek, başardım işte, nasıl büyük bir yasın içerisine soktum onları dedirtecek bir çizgiye, bir terör propagandasına alet olmayız. En iyi yas sonuna kadar o mücadeleyi sürdürmektir. Emperyalizme, bütün maşalarına, PKK'sına, siyasi koluna, hepsine. Hep söylüyoruz, emperyalizmin üç silahının namluları Türkiye'yi hedefe koymuştur. Üç alanda da büyük mücadele veriyoruz. Biri emperyalizmin terör silahı ve onun namluları. PKK, FETÖ'sü, DAEŞ'ı, hepsi aynı yerden, aynı noktadan, kuyrukları birbirine bağlayan iradenin elindedir. Hedefe Türkiye'yi koymuşlardır. Sonuna kadar o mücadeleyi vereceğiz. Topuyla vereceğiz. İkincisi emperyalizmin kur silahı. Yani Türkiye'nin kendi milli ekonomik yükselişini, savunma sanayinde başlayan enerjide, teknolojide bağımlılığı ortadan kaldırarak enerjiden ekonomiye tüm alanlarda tam bağımsız Türkiye mücadelesini köreltebilmek. Tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o büyük heyecanla başlayan girişimleri, Nuri Killigileri, Veci Yurkuşları, Şakir Zümreleri, Nuri Killigileri, Nuri Demirağları. Nasıl büyük bir siyasi iradeyle korunamadığı için, nasıl köreltildiği için bugün aynı şeyi bir kez daha yaşatabilmek. Burada da büyük bir mücadele veriyoruz. Yılmayacağız, geri adım atmayacağız. Ve üçüncüsü, emperyalizmin demokrasi maskeli silahının namlularıyla. Onlar meclise sokulmuş olanlar. Onlar Gazi Meclis'in altında bugün hala irademiz terörist başıdır diyenler. Şehitlerimizin katillerini kutsayanlar onlar ve onlarla kol kola girenler. Çok açık. İç cepheye yönelik bu hamleleri de körelteceğiz. Sonuna kadar o mücadeleyi vereceğiz. Bu açıdan bu meselenin bu yanını görmezden gelmeyelim. O tatbikat dedikleri bütün o terör eylemi provalarının bir yansımasıdır. Sonuçta onlara her türlü eğitimi verenler, yani helikopter eğitiminden, havadaki araçların kullanımından, topundan, tankından, tüfeğine, terör örgütünden burada bir kendilerine bağlı bir ordu oluşturma çabası ve bunun üzerinden meselenin biraz Irak üzerine çekilerek Suriye'de yapmak istediklerini de sanki ondan bağımsızmış gibi değerlendirme çabası. Sonuçta hepsi aynı yerde, aynı denklemin ürünü ve birlikte yürüdüğü çok açık. O açıdan biz iç cephede yapmak istediklerine öncelikle bu mücadeleyi vererek o bütünlüğü bozmadan geleceğimize elbette sahip çıkacağız. Bu bizim yeminimizdir. Bütün şehitlerimizi kalbimize gömdük ama onların bize bıraktığı, onlar korkmadılar. Onlar çok açık videoları dolaşıyor. Onlar şehadete yürürken o kızıl elmanın altını çizdiler. Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz devletimize de güveniyoruz. Milletimiz bizim kendimiz, özümüz, devletiyle bütünleşmiş ve gelecek adına da büyük bir gücün tarifidir bu. Bu sözlerle, bu duygularla ilk bölümü noktalayayım. Aysun Hanım.
Hanefi Bey, şimdi size devam edelim. 12 askerimizin şehit olması, tabii öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu yürek yakan haberlerden sonra, şehit haberlerinden sonra hemen hava harekatı başlatıldı. 3 günde 56 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta PKK varlığının boyutu ne sizce? Kara harekatı kapıda mı? Değerlendirmenizi almak isterim. Tekrar hayırlı akşamlar. Öncelikle Pençe Kilit Operasyonu'nda kaybetmiş olduğumuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, kabirleri nur olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Yaşar Hocam hayırlı akşamlar. Sayın Avukatım hayırlı akşamlar. Sorunuza cevaben. Terörle mücadele sürecinde kaybettiğimiz şehitleri, bunun iç politikada nasıl tartışıldığı ve bu saldırının sorunumuzun kökünde olan asıl şeyi, arkasında ne olduğunu tespit edebilmek için meseleyi kendi boyutunda tartışmamız gerekiyor. Biraz önce Yaşar Hocam da çeşitli düzeylerde değindi. Efendim, FETÖ darbe girişiminden sonra terörle mücadele konusunda kendi gerçeklerine dönen Türkiye, hem dini anlamdaki paralel yapılanmalara karşı, hem PKK-YPG terör örgütüne karşı sağlam bir tedbir almış ve bu konuda kararlı, istikrarlı adımlar atmıştır. Terörle mücadele hususunda somut gerçekliğimiz, FETÖ darbe teşebbüsünden sonra 2023 bu tarihe kadar kararlı bir şekilde sürdürülmüştür. Genel olarak bölgeye baktığımızda, genel olarak bölgede bir istikrarsızlık hakimdir. Var olan bu istikrarsızlık ve çözülmelere rağmen Türkiye Milli Birliği'ni muhafaza etmeyi başarmış ve egemen devlet olma iddiasını somut adımlara dönüştürebilmiştir. Bu noktada egemen devlet olma noktasında Türkiye'nin atmış olduğu adımlar, bugün karşılaşmış olduğumuz problemin de asıl kaynağını teşkil eden husustur. Amerika'nın Türkiye konusunda kontrol edilmesi gereken ülke tanımlamasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemen devlet olma iddiası ve kararlılığıyla ve bu konuda atmış olduğu somut adımlarla kek vurmuştur. Türkiye'nin silah ve savunma sanayide attığı adımlar, kendi askeri teknolojisini üretme kabiliyetini kazanması, özellikle Karadeniz başta olmak üzere enerji ihtiyacını, enerji bağımlılığını sonlandırma arzusu, Mavi Vatan'la kıta sahanlığı konusunda atmış olduğu somut adımlar, özellikle Zengezur Koridoru bağlamında hem Türk dünyasına hem de küresel anlamda ticaret akışında kendisini bir merkez olarak tayin etme teşebbüsleri, yani kelimenin tek anlamıyla Türkiye'nin egemen devlet olma gerçekliği, hem küresel güçleri ABD başta olmak üzere hem işbirlikçilerini şiddetli bir düzeyde rahatsız etmiş ve bu yaşanılan olayın arka planının tam olarak da rahatsızlık oluşturmuştur. Aysun Hanım, şöyle ifade edelim. Amaç burada küresel güçlerin, başta Amerika Birleşik Devletleri ve işbirlikçilerinin temel amacı egemen devlet olma gerçekliğine gölge düşürmek, kek vurmak ve bunu engellemeye çalışmaktır. Peki tabii ki Amerika Birleşik Devletleri merkezli böyle bir adım atıldı diye Türkiye Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başında ulaşmış olduğu bu kurumsal kazanımları elbette ki bir tarafa bırakmayacak. Aynı kararlılıkla ve asla bu tür müdahalelere boyun eğmemekle milli azmini, iradesini ortaya koyacaktır. Ancak bu noktada bazı programlarda da kısaca değinme fırsatım oldu. Mümkünse vaktim varsa burada birkaç cümleyle bunu da ifade etmek istiyorum. Tabii buyurun. Burada ne yapılmalıdır?
efendim düne kadar HDP, bugün DEM olarak karşımıza çıkan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin de ifade ettiği üzere ivedilikle DEM kapatılmalıdır. DEM'in kapatılması bağlamında şunun için efendim Türkiye'de HDP, DEM kapatılmalıdır denildiğinde bir takım liberal, liberalist, Marksist, siyasetin sol geleneğinde konumlanmış olan insanlar aman efendim hukuk devletinde bu olur mu diye itirazlarda bulunmaktadırlar. Lakin benim iddiam şudur. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olduğu için DEM kapatılmalıdır. Bunun yasal hukuki şartları oluşmuş durumdadır. Evet, Hanefi Bey, şöyle bir virgül koyalım mı? Reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra sizle değerlendirmenizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, gündem arkasında sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman X uygulamasında bir mesaj yayınladı. Büyükataman şehidimizin muhterem babasına kimsin lan diyecek kadar alçalan gazeteci artığı Can Ataklı haddini bileceksin. Türk ve Türkiye düşmanlarının sefil hizmetkarı hastalıklı bir ruh haliyle saldırdığın aziz şehitlerimize ve ailelerine saygı göstermeyi öğreneceksin. Türk milleti ve vatanı uğruna canını göz kırpmadan feda eden kahramanlarımıza uzanan bu aşağılık dile büyük Türk milleti mutlaka cevabını verecektir. Unutulmasın ki şehitlerimize ve onların emaneti ailelerimize saygı göstermek bir tercih değil, zorunluluktur. Haddini aşıp şehit ailelerimize dil uzatmaya yeltenen her kalleş karşısında bizi bulacaktır açıklamasında bulundu MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman. Evet Hanefi Bey, siz hem bu sıcak gelişmeyi açıklamaya dair neler söylersiniz hem de değerlendirmeniz yarım kalmıştı. Sizle devam edelim. Öncelikle Sayın Büyükataman'ın yapmış olduğu açıklama üzerinden bir iki cümle söylemeyi arzu ederim. Türkiye'de her kesim bir kimliği vardır. Bu kimlik milliyetçilik, bu kimlik muhafazakarlık, zaman zaman bu kimlik Atatürkçülük olarak veya çeşitli teolojik yapılar olarak tanımla tarif edilebilir. Ancak problem Türkiye'de bir de örtülü kimliklerin var olmuş olmasıdır. Bunlar maskeli kimliklerdir. Zaten temel sorunlarımızdan birisi biraz önce değerlendirmesinde Yaşar Hocam da ifade etti. Küresel güçlerin bölgemizde oyun oynarken içimizden maalesef bir takım insanları ittifak halkalarına katabilmeleridir. İşte bu talihsiz açıklamada bir kimliksizliğin dışa vurumudur. Türkiye'de bir metinde de ifade edildiği üzere şehit aileleri başta olmak üzere toplumun en temel kurumu olan aile yapısı üzerine bu ailenin acısı, bu ailenin yaşamış olduğu travmayı bugün dikkate almadan sorumsuzca yapılmış bir değerlendirme olarak görüyorum ve zaten Ataklı'dan da bu anlamda çok fazla etik kaygılar içeren bir değerlendirmeyi pek de beklemiyordum. Çok da yanıldığım bir şey değil, geçmişten bugüne takip etmiş olduğumuz kadarıyla. Şimdi konumuzda da kaldığımız yere dönecek olursak, ben ısrarla Türkiye'de hukuk devletinin gereği olarak HDP'nin demin kapatılması gerektiğini söylüyorum. Ve bunları da zaten onlarca yıldır hukuki anlamda şartlar oluşmuştur. Türkiye'de bu anlamda bir takım denemeler de yapılmıştır ama kararlılık ve iradeyle bu sürdürülememiş ve siyasi anlamda bir takım istikrarlı adımların atılmayışından dolayı da yeniden farklı isimlerle kamuoyunun karşısına çıkmışlardır. Efendim hayat hakkını ihlal eden, insan onur haysiyet ve şerefine gölge düşüren, meşru bir hukuk devletine, ulus devlet ve üniter yapıya onlarca yıldır savaş açmış olan polis, asker, öğretmen, kamu görevlisini şehit eden, kamu mallarına zarar veren, devletin imkanlarını hukuk dışı, anayasaya aykırı olarak terör örgütüne tahsis eden, bunları özellikle belediye yönetimiyle
HDP ve DEM olarak şu an zikrediyoruz, yapmaktadır. Ve terör örgütüne PKK, YPG sözcülüğü anlamında terör örgütünün aleni, açık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde destek veren HDP kapatılmalıdır. Bir devletin kimliğini, kişiliğini, karakterini yansıtan o devletin anayasasıdır. Anayasalar devletlerin hüviyetleridir. Anayasa Mahkemesi bu devletin hüviyetini korumak durumundadır. Bunun için Devlet Bey'in aylar öncesinden, hatta yıllar öncesinden, bakın bu böyle sürdürülebilir değildir, bu şekilde hareket edildiği sürece Türkiye'de bu acı haberleri duymak gibi bir zorunluluğa mahkum oluyoruz. İvedilikle HDP'den kapatılmalı ve bunun anayasaya uygun sınırları anayasa tarafından belirlenmiş, yarın öbür gün bir başka parti oluşturduğunda ama anayasanın sınırları içerisinde siyaset yapmasına zaten demokrasi kültüründe herhangi bir kimsenin bir şey söylediği yoktur. Nihai olarak şu değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Türk siyasetinin bugün atacağı en sağlıklı adım Devlet Bey'i desteklemek olmalı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde Devlet Bey'in tavrını destekleyen kararlar alınmalı ve Yüce Meclisimizde milletimizin şuurunun, bilincinin ve tarihinin temsil edildiği o kutsal mekanda başta DEM olmak üzere sonra son zamanlarda onlara derin bir muhabbet besleyen CHP'ye karşı tavizsiz bir duruş sergileme noktasında Devlet Bey'in desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde değerlendirmelerimi tamamladım ama uzatabilirim yani. Konuşacağım yok, çok şey var. Bir virgül koyalım, tekrar döneceğim size Hanefi Bey. Şimdi Gencer Bey, sizle devam edelim. Öncelikle izleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Can Ataklı ne demişti? Az önce MHP Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman'dan bir tepki geldi. Onun üzerinden başlayalım. Can Ataklı YouTube yayınında Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Kimsin sen? Şehit babası olunca Canan'ın istediğini söyleme hakkın mı var ifadelerini kullandı. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Ataklı hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan reysen soruşturma başlattı. Bunu da aktarmış olalım ve MHP'li İsmet Büyükataman'ın açıklamalarıyla başlayalım. Şimdi Aysun Hanım, 12 şehidimiz var. 12 vatan evladımızı kaybetmişiz. Bu vatan evlatları tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için canlarını hiçe sayan vatan evlatlarıdır. Bunlar bu ülkenin sınırlarını, vatanını, bayrağını korumak için şehadet şerbetini içen vatan evlatlarıdır. Allah rahmet eylesin, Allah şehadetlerini kabul eylesin. Şimdi bu noktadan sonra bu cenazeler tabii ki de duygusallığın çok yoğun olduğu cenazelerdir. Burada bir şehit babası, işte Sayın İsmet Büyükataman'ın dediği gibi emanet olarak gördüğümüz bir şehit babası mikrofonu alarak diyor ki, çok da doğru, çok da isabetli, şehidimize hakkını helal edilsin dedikten sonra şehit babası da diyor ki, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenlere hakkımı helal etmiyorum diyor. Bir şehit babasının cenazede verdiği bir tepkidir bu. Can Ataklı, daha da ağır konuşulabilir ama Can Ataklı, gazeteci bozuntusu Can Ataklı, bu şehit babasına bu ifadeyi kullanıyor. Sen kimsin gibi bir ifadeyi kullanıyor. Şimdi buradan bir zihniyete geçmek istiyorum aslında. Can Ataklı ve Can Ataklı gibi düşünen, Can Ataklı zihniyetinde olan bu toplumda birlikte yaşadığımız insanların işte 14-28 Mayıs seçim sonuçlarından sonra bu sonuçları hazmedemediğini, hala HDP, şimdiki adı DEM Parti olan, partiyle işbirliği halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bunun uzantılarıdır bunlar da, Can Ataklı vesaire, bunlar budur, hala bu noktada olan zihniyettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir oyunun içerisinde
bu oyunu kırmaya, bu oyunu bozmaya çalışmakta. Şehitlerimiz geliyor ve devlet tam Genelkurmay Başkanı'yla tam kadro orada ve terörün bütün unsurlarını yerle yeksan ediyor orada. Bütün unsurları yerle yeksan ediliyor. Şimdi bu noktada terörün ayaklarına baktığınızda birinci ayağı emperyalizm. Dış güçler tarafından dediğimiz bunların ilk ayağını bu olarak görüyoruz. İkincisi terörün kendisi. Üçüncüsü de işte siyasi işbirlikçileri, uzantıları. Bu siyasi işbirlikçileri yani HEDEP, DEM adı sürekli değişen bir zihniyet ve ona çanak tutan, onun aparatı olan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Diyorlar ki biz özellikle Özgür Özel'in şehit cenazelerine gittiğinde orada yaşamış olduğu tepkilerden dolayı deniyor ki ya işte siz bunlarla ilgili şu şey yapıyorsunuz. Yani ortamı tahrik ediyorsunuz. Özgür Özel ne yaptı ki? Bakın Özgür Özel ne diyor? Bir bildiri yayınlanıyor ve bu bildiride Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu bildiriye iki siyasi parti imza atmıyor. İki siyasi parti imza atmıyor. Kim? Parti grubu olan. Biri HEDEP yani DEM. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu bildiriye, bu kınamaya imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bakınız ne diyor? Milli Savunma Bakanı mecliste kapalı bir oturum yapılsın ve biz de bize bunu anlatsın. Neler olduğunu anlatsın. Bazı sorular var onları söylesin diyor. Şimdi bakın siyasi uzantısı dediğimiz HEDEP, DEM ne derseniz deyin. Olduğu bir mecliste kapalı oturum yapacaksınız. PKK'nın siyasi uzantısının katıldığı bir kapalı oturumda PKK ile ilgili orada açıklama yapacaksınız. Akıl tutulması yaşayan bir CHP genel başkanı var. Sonra hemen alalade bir şekilde bir bildiri yayınlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi işte kendi iç bünyesinde yayınladıkları bir bildiri. Biz kınamadık, lanetledik terörü diyorlar. Ya bunlar artık miadını doldurmuş bir zihniyetin, işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bugüne gelen bir zihniyetin tam anlamıyla Türk siyasetinden silinmesi gerektiğini göstergesidir. Yani bu zihniyette olan siyasiler Türk siyasetinde yer almamalıdır. Bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Şimdi diğer bir nokta, Mehmetçiklerimiz şehit olurken diğer taraftan Özgür Özel, işte grup başkan vekilleri, Mahir Başarır vesaire bunlar da kendi bünyelerinden bir şeyler devşirmeye çalışıyor. Özgür Özel Manisa'da şehit cenazesinden kovuldu. Evet. Kendi memleketi olan Manisa'da şehit cenazesinden kovuldu. Bunun sorumlusu burada aylarca anlattığımız HDP ile DEM ile işbirliği yapmayın. Bakın Türk milleti bunu görür. Bununla ilgili olarak işte gitmeyin, kayyum atandı, bunlara destek olalım, yapmayın. Aynı paralelde Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayında ne diyor? Diyor ki bizim yerimize de yatan, bakın cümlenin başı çok önemli. Bizim yerimize de yatan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam olsun diyor. Bizim yerimize de yatan demek, biz onların söylediği yani terör sevicisi Selahattin Demirtaş'ın söylediği söylemlere katılmak demektir. Hı. Çünkü bir hüküm var. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm var. Eğer Özgür Özel'in de yerine yatıyorsa o zaman Selahattin Demirtaş'ın söylediği sözlerin hepsinin altına imza atıyor. Yani Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'ın sözlerini Özgür Özel kabul etmiş oluyor. Zımni olarak burada. Bakın inanılmaz bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile HEDEP'in, DEM Parti'nin yakınlaştığını görüyoruz Türk siyasetinde. Bunun amacı ne? Belediye seçimleri. Yapmayın. Yani belediye seçimlerinde alınacak sonuç diye İstanbul, Ankara'da olsa hiçbiri, net bir şekilde söylüyorum, bir şehidimiz kadar önemli değil. Benim gözümde öyle. İstanbul'da, Ankara'da. Siz ama bu terörle işbirliği yapan HEDEP, DEM adı ne olursa olsun sadece ittifak yapmak için, İstanbul ittifakı koymak için adına ya da ne olursa olsun belediye kazanmak için bunlarla yakınlaşıyorsunuz. Siyasi hayatınızı bunlara endeksliyorsunuz. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğinizi iktidara gelirseniz, böyle bir fırsat vermeyecektir zaten Türk milleti. İktidara gelirseniz bunları değiştirebileceğinizi konuşuyorsunuz. Yani bu noktaya geldiğimizde
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in de burada artık şapkasını alıp önüne düşünmesi gerekiyor. Biz bu ülkede terörün karşısında olan herkesle işbirliği yapabiliriz. Ama teröre terör gözüyle bakmayan, terörü lanetlemeyen, bir mecliste alınan bir bildiriye dahi imza atamayan kime şirin gözükmeye çalışıyorsunuz siz? Kime şirin gözükmeye çalışıyorsunuz? HDP imza atmıyor bildiriye, bir de CHP atmıyor. Yani gerçekten akıl tutulması. İşte Can Ataklı ya da bunun gibi olan zihniyetler buradan beslenen, buradan üreyen zihniyetler. Bunların da medyacılıkla, basınla, gazetecilikle hiçbir alakası yok. Bakın daha önce de yaşandı bu. Milletvekili de söyledi. Şehit yakınlarına kötü sözler söylendi. Maalesef söyleniyor. Bu zihniyetle bizim ortak olma şansımız yok. Bakın siyasi görüşlerimiz farklı olabilir insanlarla. Aynı düşünmeyebiliriz. Bunlarda hiçbir sorun yok. Ama bayrak, vatan, sınır, devlet olduğu zaman hepimizin aynı şekilde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz bu cumhuriyette yaşıyoruz. 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, yenice 100 yıllara diyoruz. Beraber seviniyoruz. Bayrağı gördüğümüzde heyecanlanıyoruz, Türk bayrağını gördüğümüzde. Ama baktığınızda bunlar ve bu zihniyette olanlar, Can Ataklı zihniyetinde olanlar bayrakla, vatanla, milletle bağlarını koparmış. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde oynanan oyunların maşası olmuş, aparatı olmuş bireylerdir. Gazetecilikleri kendilerinedir. Bu ülkeye hiçbir kazanımları yoktur, olmayacaktır da. İkinci noktada şunu söylemek istiyorum. Bu HDP'le ilgili artık Anayasa Mahkemesi'nin geleceğiz dediğiniz için gelmiyorum Sayın Bahçeli'nin o sözüne. Evet. Ama Anayasa Mahkemesi'nin de artık şapkasını alıp önüne koymalı, düşünmeli. Nasıl hukukçular orada bu kadar uzun süreli uzatılmaması gerekir biz böyle düşünürken kendilerinin hala HDP'in kapatılması neden hala kapatılmadı? Daha terörün nasıl odağı olabilir? HDP, DEM nasıl olabilir? Ne yapması gerekir? Bunu da düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu milletin eğer evlatlarıysa da bu kararın bu şekilde vicdanlarıyla aynı zamanda hukuka uygun zaten o şekilde vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Hala HDP Anayasa Mahkemesi'nde aynı zamanda şımarık bir kurumu olarak görüyorum. Şımartıldıkça bakın bugün ne oldu? Gençlik bilmem bir şey zirvesi diye bir şey yaptılar. Bizim 12 şehidimizde içimiz acırken bunlar orada şerefsiz APO ile ilgili olarak sloganlar attılar. Bizim burada içimiz acırken tabii ki de gereği yapıldı. Yani orada gereği yapıldı onu söyleyeyim. Ama işte bunları bu şekilde şımartan siyasilerin de siyasi parti adı siyasi parti olur, gazeteci olur fark etmez. Hepsinin de kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Yaşar Bey şimdi size döneceğim. Hem MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın Can Ataklı tepkisini soracağım size. Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele mesajını bugün İstanbul'dan verdi. Eski Türkiye artık geride kaldı dedi. Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız ifadelerini kullandı. Aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli bugün genel kurulda DEM partililer konuşurken salondan ayrıldı ve Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum dedi. Teröre tepkiler giderek büyüyor. Siz açıklamalara ilişkin neler söylersiniz? Yani Aysun Hanım artık hiç kimsenin sabır eşiği falan yeterli değil bütün bunları katlanmaya. Çok açık bir şekilde yani önce Sayın Bahçeli'nin bu yaklaşımını ayakta alkışlıyorum. Bu bir anlamda yeniden Anayasa Mahkemesi'nin bu neyi beklediğine, ne yapmaya çalıştığına ilişkin bir göndermedir. Bir kez daha bir uyarıdır. Yani Hanife Hoca'nın bahsettiği gibi bu sadece HDP ile falan sınırlı değildir artık. Yani çok açık değil mi? Bugünkü yapı da onun aynısı oldu. Bu nasıl bir maskeli balo ya? Bu nasıl katlanılır bir şey? Yani kapatın, alfabeden 3 harf daha çekin. Yine aynı adamlar, yine aynı şeyler. Çok da özen gösteriyorlar. Amblemi de çok saptırmamaya, isimleri çok uzaklaştırmamaya, çıkarttıkları o terör örgütünün belirlediği adamları, yenilerini falan bulmadan bir süre soğut tekrar öne çıkartarak buna da büyük özen gösteriyorlar biliyor musunuz? Yani çok açık bir şekilde irademiz terörist başının adını anarak söyleyen bir parti denilen yapı
terör örgütünün ta kendisidir. Başka kanıt aramamıza gerek yok. Bakın İmralı günlüklerine nasıl azarlıyor HDP yöneticilerini terörist başı. Kandil'den listeler geliyor diyorsunuz. Tamam da yani birkaç şeyi de siz ekleseydiniz, düzeltseydiniz, itiraz etseydiniz diye. Bugün değişen hiçbir şey olmadığı çok açık da. Yani bunun hep net saptayalım. Tabii yani bu gazeteci falan demeye dilim varmıyor da hani yürek mürek gitmiş, zihin ele geçirilmiş de ağzı da yani nasıl bir ağza dönüşmüş. Yani tabii yürek kirli olunca, zihin başkalarının eline geçince ağız da öyle kirli olur tabii. Alçaklığın dik alasıdır. Hadsizliğin. Yani ne demiş şehit babası? Hakkımı helal etmiyorum demiş Demirtaş'a, Kavala'ya selam yollayana. Sana ne oluyor? Yani doğru dememiş mi? Sen neyi savunuyorsun? Kimin adamısın? Kimin mikrofonusun? Bugüne kadar nerede gizlendin? Bugüne kadar niye o içindeki o kirli yüz sürekli maskeliydi? Bugün nereden çıktı bu büyük cesaret? Milletin önünde. Yani savcılık Yaşar soruşturma Bey, başlatmış falan. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel kuruldan ayrılırken açıklamasını da bir dinleyelim mi? Dinleyelim. Bugüne kadar hep siz genel kurulu sonuna kadar takip ediyorsunuz. Biraz önce ayrıldınız Sayın Dem Partililer konuşurken. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip edecek misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün. Bugüne kadar hep siz genel kurulu sonuna kadar takip ediyorsunuz. Biraz önce ayrıldınız Sayın Dem Partililer konuşurken. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip edecek misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün. Evet, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bugün genel kurulda DEM partililer konuşurken salonu terk etti ve ardından bu açıklamayı yaptı. Şu anda yeni bir bilgi geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurula döndü. AK Partili vekillerle tokalaştı. Bunu da iletmiş olalım. Yaşar Bey buyurun, sizde kalmıştık. Devam edelim. Evet. Bu da ikinci bir anlamda Sayın Bahçeli'nin tavrını ortaya koyması. Denklem böyle. Yani diyor ki Sayın Bahçeli, terör örgütünün siyasi koluyla kol kola girenler de aynı yere hizmet eder. Bu da kuvvetli bir uyarıdır yine. Yine uyarı yapıyor aslında. Son derece nezaketli bir uyarı. Yani Türk milletine yüzünüzü dönün. Nedir ya? 3 tane belediye başkanı daha fazla kazansanız ne olur? 3 tane daha milletvekiliniz fazla olsa neyiniz olur? Ne çırpınıyorsunuz bunlar için? Ha özünüz bunlarsa onu da anlayacağız artık. Bundan sonra. Yani bu toprakların biriktirdiği, ürettiği, taşıdığı, kuşaktan kuşağa naklettiği ne kadar değer varsa bütün bu değerlerden önce şu gazeteci bozuntularını uzaklaştırmamız gerekiyor. Anılmayacak bu değerlerle. Hele o çirkin, pis, kirli ağızlarına Atatürk'ü falan da almayacak bu adamlar. Kim gerçekten buna tepki koyabiliyorsa, kim buna söz söyleyemiyorsa, o da çok açık bir şekilde işin en sahtesidir, en maskelisidir. Çıkarlar ekranlara, arkalarında falan Atatürk resimleri. Buralarda rozetler. Yani sizin o kirliliğinizi örtemez, biliyor musunuz onlar? Kirlisiniz, kirli. Siz emperyalizm uşaklarısınız. Siz özel yerleştirilmişsiniz yerlerinize. Onlar patır patır dökülüyor artık. Bence emperyalizm adam bulamayacak artık. Bu kadar plastik suratlılar vardı da hepsi ortaya çıktı ki. Yerine adam bulamayacaksınız.
Biz onun mücadelesinde vermeliyiz ayrıca. Ya çok bir şey mi istiyor bu millet? Terör örgütünden kopsun bu adamlar diyor. Kopsunlar, dönsünler yüzlerini Türkiye'ye, buyursun siyaset yapsınlar. Bunu bile söyleyememekten, bunu bile istemekten uzaksınız biliyor musunuz? Olduğu gibi kabul ediyorsunuz onları. Terörist başı irademizdir diyecek. Demin arkadaşlar değindiler, gidecek Gencer Bey değindi. Gençlik kongresiymiş, ne karın ağrısıysa. Orada bir de eğlenecekler. 12 şehide yüreğimizi yaktığı gün. Onun için yaptıklarını anlamıyor muyuz o alçaklığı? Bu açıdan çok açık bir şekilde yapacaklarımızı kuşkusuz bu ülkenin Türk milletiyle bütünleşmiş devlet aklı birikimi yerine getirecektir. Biz altını çizelim. Kesinlikle bırakılan bütün Barış Pınarı'ndan başlamak üzere. Kara harekatının en kuvvetlisi. Artık süpürme hareketi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Havasıyla karasıyla bir müşterek harekat kaçınılmazdır Aysun'un. Kim olursa olsun karşısında. Hepimiz hazırız. Hepimiz hazırız. Hiçbir önemi yok. Kimliklerimizin, ünvanlarımızın, makamlarımızın. Elimizin tersiyle itiyoruz. Gidişat kötüdür. Türkiye'nin en yakıcı meselesidir bu. İçeriden vuruyorlar Türkiye'yi. Ne demek ya? Türkiye'nin kuruluşunda adı olan, kurucu, bu ülkenin banisi, kurucusuyla adı anılan bir siyasetçi partinin geldiği nokta, bu ne demektir? Az bir şey midir bu? Bu çok vahim bir durumdur. İç cephenin nasıl aslında sarsıldığının, gedikler açıldığının dışa vurumudur. Önceki yönetimi tasfiye ettiler, yenilerini getirdiler. Çünkü önceki yönetim çok yıpranmıştı. Aynı çizgiyi sürdürmek üzere getirdiler bunları. Ve onun etrafındaki gazeteci kılıklı adamlar. Yani geldiği noktaya bakar mısınız? Şehit babasına ağza alınmayacak o çirkin cümleleri kurabilme cüretini gösterebilen. Bu geldiği noktadır. Öyle birkaç kişiyle falan sınırlı değil bu. Zaten şu sosyal medya denilen, karanlığa kurşun sıkılan, kirletilmiş bir zaman zaman alana dönüştürme çabası içinde olunan mecrada. Bir bakın. En çok da tahammül edemediğim şey, Türkiye'nin bir takım değerlerinin arkasına sığınarak oralardan küfürler edenler, saldıranlar, bu değerlerimizin daha fazla zedelenmesi için uğraşanlar. Her birinin profilinde Atatürk var. Bu bildiriye imza atılmamasını destekleyenler, PKK'nın siyasi koluyla adım atmasını isteyenler, getirdikleri yere bakın. Bu açıdan birincisi budur. Kara harekatı umut ediyor ve diliyorum bir daha bunlara aman vermeyecek şekilde. Kaldı ki 29 çok önemli noktayı hava kuvvetlerimiz imha etmiştir. Onların anlayacağı yerlerdir onlar. Mesela bunlardan bir tanesi Suriye'deki PKK eliyle Amerika'nın kontrolüne geçmiş olan petrol alanlarıdır. Zaten bu bizim üst bölgemizin Irak'taki Gara'ya yakınlığından dolayı Amerika'nın kontrolünde olan, bunun bir mesaj olduğu da ifade edilmişti. Hava kuvvetlerimiz o mesajı mislisiyle iade etmiştir. Bombalayarak, yerle bir ederek onların sözde petrol alanlarını Suriye'deki kontrol ettikleri. İkincisi, hiçbir şekilde çok önemsedikleri o İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet denilmemelidir. Bakın, geçenlerde bir televizyon ekranında, orada değildim tabii, bir profesör çıkıyor. Henüz ilk 6 şehidimizin verildiği gece, ertesi gün 2.12'ye çıkan 6 şehidimizin de eklenmesiyle. İlk gece. İsveç'in hemen NATO'ya üye olmasını sağlamalıyız diye öğüt veriyor. Şehitler verildiği gece. Bağlantı kuruyor onunla.
Efendim, Eurofighter'lara Almanya karşı çıkıyormuş. Çünkü Türkiye bugüne kadar işte başına buyruk davranıyormuş. Şimdi bunlar öğrenci falan yetiştiriyor. Bir profesör bu. Türkiye'nin çok önemli, saygın bir üniversitesinde, devlet üniversitesinde. Bunların sayıları bir iki tane değil. Her tarafta varlar. Ve bunların efendileri adamsız kaldıkça bunları da deşifre etme pahasına sahaya sürüyor. Bunlar daha gizli kalmış halkadakilerdi. Daha mahrem tuttuklarıydı. Sen misin çok istiyorsun? İsveç olsa ne olur, NATO'da olmasa ne olur da asıl orada Amerika olduktan sonra düşmanlığı yapan. Ama o değil. Asıl Amerika çok istiyorsan İsveç. Gerçekten terörün tarifini ben yapıyorum. Canım yanan benim. Sen değil. Çünkü sen terör anatomisi içindesin. NATO'ya da gerçekten bir saygınlık kazandırmak istiyorsan onu da ancak benim üzerimden yapabilirsin. Çünkü benim terörün gerçek hasmı. O mücadeleyi ben yapıyorum, sen değil. Ve NATO da değil. NATO'nun saygınlık kazanabilmesi için bütün silahlarını derleyip toplayacaksın. PKK terör örgütünün elinden. Üniformalarını, adamlarını çekeceksin buradan. NATO ülkesiysen benim yanımda yer alacaksın, PKK'ya karşı mücadelede bulunacaksın. Sana ihtiyacım yok ama işte ise bugüne kadar yaptıklarının bir anlamda günahını, bir özrünü bana yaşatmak istersen saygın bir şey olur, kabul ederim. O zaman İsveç'te NATO evi olur. Evet. Bir de tabii hepimiz için bir milli seferberlik şarttır. Bu emperyalist odakların, o bizi kur silahıyla, o bizi teknoloji silahıyla, o bizi enerji silahıyla köşeye sıkıştırmak istedikleri o ne varsa ellerindeki biriktirdikleri, üstelik bereketli topraklardan çaldıklarıdır onlar. Sömürdükleridir. Yani güneş hep doğudan doğar, hep oradan doğdu, hep oradan yükseldi. Medeniyet de, bilim de. Onları bile çaldılar. Ama sonuç itibariyle bir katma değere dönüştürmeyi başardılar. Şimdi biz onların eline avucuna bakalım diye istiyorlar. Bakmayacağız. Milli seferberlikte. Gencimize güveneceğiz. Üniversitelerimizi harekete geçireceğiz. Onlar neyi ürettiyse biz onlardan daha iyisini üretmek için o milli seferberliğin her birimizin neferi olacak. Bu çareyi yapacak. Evet. Şimdi, o açıdan buyurun, bununla mücadele topyekun bir mücadeledir. Her alandadır. Geldiğimiz yer böyle bir noktadır. Ben çok vahim görüyorum tabii, özellikle bu iç cephedeki yaşadıklarımıza. Patır patır bunların her birinin içlerinde biriktirdikleri o aslında kirliliğin nasıl dışarıya vurduğu, ama ben topraklarıma, ben milletime güveniyorum. Türk milleti ve bu topraklara değer katan, onunla değerlenen, onunla yoğrulan, bu toprakların kir pas tutmadığını da en iyi bilendir. Kiri pası atacağız içimizden Aysun Hanım. Evet, inşallah. Hanefi Bey, şimdi size devam edelim. Siyasette terör saldırılarına karşı ortak bildiri tartışması sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu'nu sıra DEM Parti'ye gelince salonu terk etti. Salondan ayrıldı. CHP'yi de takip etmeyeceğini söyleyen MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni ben yapıyorum dedi. Ortak bildiriye ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarını göz önünde bulundurarak az önce ekranlara da getirdik zaten. Yorumunuz nasıl olur? Bu bildiri konusunda CHP ve DEM konusu var tabii ki. Ona ilişkin de neler söylersiniz imza atmamalarına ilişkin? Efendim, öncelikle şunu ifade edeyim. Programımızın ilk bölümünde
işte HDP'nin demin kapatılması gerektiğini, burada bir devletin kimliğini, karakterini, omurgasını oluşturanın o devletin anayasası olduğunu ve Devlet Bey'in de aylar önce, yıllar öncesinden ısrarla bu hukuk dışı örgütlenme biçimini, bakın dikkat edin, parti ifadesini bile kullanmıyorum. Örgütlenme biçiminin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması gerektiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin de bu sorumluluğu içerisinde bunun bulunduğunu birçok defa ifade etti. Şimdi zaman zaman kamuoyunda Türkiye'nin derin sosyal meseleleri, devlet ve milletin öncelenmesi gerektiği problemlerde Devlet Bey'in ortaya koymuş olduğu perspektifin işte 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ya Devlet Bey haklıymış, Devlet Bahçeli haklıymış, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konuda yıllar önce şu uyarıda bulunmuştu şeklinde önemli, değerli olan ama şu an itibariyle de yeterli olmasını arzu ettiğimiz artık Anayasa Mahkemesi'nin, bakın onlarca yıldır insan kaynağımızı, gencimizi, ekonomimizi, sosyal hayatımızı, kamusal alanımızı, kamu varlıklarımızı tehdit eden bu yapının kapatılması gerektiği noktasında Devlet Bey ortaya siyasi kararlılığını koyduktan sonra henüz biraz önce Gencer Bey'in de ifade etmiş olduğu bu tarihi sorumluluk Anayasa Mahkemesi tarafından alınmadığı için bugün Devlet Bey yeniden uyarıda bulunmuş, ilgili yere mesajını göndermiştir. Efendim yine Gencer Bey şöyle bir ifadede, hepimizin müşterek olduğu şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bu sadece belediyeye yönelik bir ittifak durumu olamaz. Yani mevzu sadece Ankara ve İstanbul'u almaksa biz bunu değil bir 20 yaşındaki gencimizi şehit vermek, basit acılar için bile toplumumuzu buna feda etmeyiz. Bunun arkasında bir zihniyet durumu söz konusu dedi. Ben de tam bunun üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partililer politik propaganda yaparken, özellikle son dönemleri için söylüyorum, sürekli olarak Cumhuriyet'in kurucu iradesini referans yaparlar da kurucu parti olduğunu söylerler. Biraz önce bu kurucu parti olma noktasında Yaşar Hocam'ın da ifade etmiş olduğu şeylere ek olarak şunları söylemek istiyorum. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3 döneme ayırarak okumamız gerekiyor. Birincisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Cumhuriyet'in kurucu liderinin CHP partisi bünyesinde onun başkanlığını yaparak ve kurucu felsefeyi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini de rahmetli Ziya Gökalp'ın sosyolojik esaslarını bağlamış olduğu, belirlemiş olduğu bir döneme ait CHP. Bu birinci dönem doğrudur. CHP'nin tarihinde bu vardır. Kurucu felsefemiz CHP'nin parti olarak, daha doğrusu kurucu başkanımızın CHP'nin genel başkanı olmuş olduğu dönemde doğrudur bu. Bunlar kararlar alınmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gökalp'in, rahmetli Gökalp'in ifade etmiş olduğu şekliyle kültür ve millet formunda vücut bulmuştur. Efendim ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün, Paşa'nın rahmetli olmasına müteakip Cumhuriyet Halk Partisi siyasetin sonunda konumlanmaya başlamış, Marksist, materyalist felsefeyi kendisine teorik temel almaya başlamış, laik demiyorum, gerekirse ne kastettiğimi açarım, laisist ve seküler bir sol çerçevede siyaset yapmaya başlamıştır. Bu da CHP'nin bizzat bu toplumdan topluma yabancılaşmasının tarihidir. Ancak özellikle Kılıçdaroğlu'yla başlayıp bugün Özgür Özel'le devam eden üçüncü aşama
tamamıyla kurucu felsefeye yabancılaşan, kurucu felsefeyle hiçbir bağının CHP'nin kalmadığı, sol dediğimiz bu ikinci döneme ek olarak yeni bir süreç başlamıştır. Etnik bölücülüğe muhabbet duyma. Marjinal söylemleri benimseme, Cumhuriyet'in kurucu felsefesinden sürekli bir şekilde uzaklaşma, yani yaşanılan sadece bir belediye ittifak meselesi değil, derin bir zihniyet dönüşümüdür. İşte acısı da Cumhuriyet'in kurucu partisinin bugün gelmiş olduğu bu noktadır. Özellikle CHP'nin ikinci dönemine tanıklık etmiş olan rahmetli Erol Güngör şöyle bir beyanda bulunur. Der ki, Türkiye'de solun yapmış olduğu tek şey laf üretmektir. Milletin ve devletin menfaatine somut ve maddi hiçbir değer üretememişlerdir. Üretme kabiliyetine de sahip değillerdir. Bugün Erol Güngör'ü rahmetle yad ediyor ve bugün şunu ifade ediyor. Özellikle toplumumuzda alt toplumunun gereği olarak sosyal ağların yaygınlaşmasıyla birlikte demokrasi, hoşgörü, tolerans gibi bir takım kavramları kavram olarak değerli ama kullanım olarak araçsallaşmış kavramları maske olarak kullanan bizim burada yapmış olduğumuz değerlendirmeleri dem kapatılmalıdır. Biraz önce Yaşar Hocam ifade etti, acilen kara hareketi yapılmalıdır. Türkiye egemen devlet olma noktasındaki iradesini kararlılıkla devam ettirilmelidir şeklindeki hükümlerimizi güya liberal olmama, güya bir takım değerleri taşımama gibi yapmış oldukları kirli propagandadan da acilen uzaklaşmamız gerekiyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde sağduyuyla bakan, politik görüşü her ne olursa olsun, herkesin ortak olarak, ortak bir beyan ve kararlılıkla arzu ettikleri, talep ettikleri şey bir şekliyle PKK, YPG demiş olduğumuz yapılanmanın sonunun getirilmesi ve onun siyasi temsili pozisyonunda olan HEDEP veya DEP veya DEM'in kapatılması gerekliliğidir. Bu artık nihai noktada tölere edilebilir, bir takım hoşgörü kavramlarıyla ertelenebilir bir durum olmaktan çıkmıştır. Teşekkür ederim. Peki, Gencer Bey, şimdi sizle devam edelim. CHP'de ortak bildiri çatlağı meydana geldi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkan vekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili ortak bildirisine CHP imza atmadı. Ancak CHP'nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol partisinin bu tavrını eleştirdi ve ortak bildiriye imza attığını açıkladı. Bu arada eski CHP grup başkan vekili Akif Hamza Çebi de partisinin ortak bildiriye imza atmamasını eleştirdi. Şimdi son süreçte CHP'nin yerel seçimlere giderken DEM'le işbirliği görüşmeleri de sürüyor. 12 askerimiz şehit oldu, tepkiler geliyor. Özgür Özel bir şehit cenazesinde yoğun tepkiye maruz kaldı haliyle yaptığı işbirliği ve son zamanlardaki tutumları, açıklamaları nedeniyle parti içinde de çatlakları görüyoruz. Neler söylersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanlığı parlamento seçimlerinden sonra 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra Özgür Özel'in, o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepsinin kimyaları bozuldu. Bunlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP ile gizli ortaklardı aslında. Yani o dönemde de ortaklardı. Şimdi de o ortaklığı devam ettirdiler. İkisi de, Sayın Kılıçdaroğlu da o dönemde kurultayda çıktı. Aynı benzer mihvalde kişilere, işte Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, birkaç gazeteciye falan selam gönderdi. Gene aynı kurultay içerisinde Özgür Özel de aynı şeyi yaptı. Şimdi Özgür Özel de aynı şeyi yaparken, zaten şunu o zaman da söylemiştik, hala da söylüyoruz. CHP'de sadece bir koltuk değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki zihniyet değişmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki zihniyet değişmediği için de zaten burada olan olayların tamamı da bundan kaynaklanıyor. Yani bildiri konusunda aslında geleneksel anlamda Cumhuriyet Halk Partisi bu tarz bildirilerin
imzalar. Normal şartlarda imzalar. Yani hani şimdi diyor biz Milli Savunma Bakanı gelsin, kapalı oturum olsun filan. Bunları sulandırma, olayı sulandırma konusu bu aslında. Burada bir şey oldu. Tamam, biz alıştık Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkerelerle ilgili olarak maalesef, ünlemle söylüyorum, alıştığı, maalesef tezkerelerle ilgili red oyu kullanmasına da, ya bu bildiri, bu bildiri de terörü lanetliyor, kınıyorsunuz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında grubu bulunan partiler yapıyor bunu. HDP'den zaten beklemiyoruz. Bu zaten PKK'nın siyasi uzantısı. Bunu bağır bağır söylüyoruz biz. Anayasa Mahkemesi sadece şu bildirilere imza atmadığı için, PKK'ya terör örgütü demediği için bile bu partinin kapısına kilit vurması gerekirken hala işte önce mal varlığına tedbiri, sonra mal varlığındaki tedbiri kaldırmak gibi bunlara bir yol açmak, yol kanalize etmek akıl tutulması Anayasa Mahkemesi'nin gibi. Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde bu tarz bildirilere imza atmak var. Bunlar çünkü insani durumlar. 12 Mehmetçiğimiz şehit olmuş. Siz bu bildirinin altına imza atmayarak ne demek istiyorsunuz? Yani ne anlatmak istiyorsunuz? Terörün karşısında değiliz mi demek istiyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu soruları soralım. Terörün karşısında değil misiniz? PKK bir terör örgütü değil mi? HDP PKK'nın uzantısı değil mi? Siz ne istiyorsunuz ki bu bildiriye imza atmıyorsunuz? Size HDP kızacak mı? Sizle beraber şimdi bir ittifak aşaması var bunların da. Kendi işlerinde belediye seçimleri için 2024 için. O mu bozulacak? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra HDP, işte o zaman HDP'li şimdi DEM oldu diyorum ya, sürekli değişiyor. Gitti ziyaret etti. HDP'nin genel merkezinin önünde çıktıklarında HDP'nin genel eş başkanı dedi ki biz burada birçok konuyu konuştuk. Bunlardan bir tanesi Kürt meselesini konuştuk dedi. Burada bağırarak söylüyoruz. Türkiye'de Kürt meselesi yoktur. Özgür Özel orada dikildi, böyle dinledi. Söz geldi, Türkiye'nin demokratikleşme sorunlarını masaya yatırdık, bunları konuştuk dedi. Bakın bir tanesi çıkıyor diyor ki Kürt meselesini konuştuk. Özgür Özel orada demiyor ki ya Kürt meselesi neyini konuştuk demiyor. Konuşuyorlar, kapılar arkasında hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altına nasıl dinamit koyarız? Nasıl bununla ellerinde kalacak o dinamitler? Bakın CHP ve Özgür Özel, buradan tekrar tekrar söylüyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Hocam'ın söylediği gibi 1923-38 dönemi ve daha sonraki dönemler, milli olduğu dönemler açısından bakılan Cumhuriyet Halk Partisi ayarlarına dönmezse, Cumhuriyet Halk Partisi artık teknik olarak hukuken biter. Bak yarın ne olacak biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'de kapatılma davası açılacak. Bu da olacak. HDP ile bu kadar ortak ne paydanız var sizin? Terörle bu kadar iltisaklı olmuş bir partiyle ne geçmişiniz var? Ne geleceğiniz olabilir sizin? Bakın buradan bu uyarıyı tekrar söylüyorum. Seçim için, başka bir şey için bir partiyle ittifak yapılmaz. Eğer ittifak yaptığınız partiye dikkat etmezseniz, HDP zihniyetiyle, partiyle de yapmıyorlar. Zihniyetle yapıyorlar. Aysun Hanım, kötü olan bu. Partiyle yaparsınız, bir seçim geçer, dersiniz ki ya ben böyle durumlar oldu, yapmak durumundaydık ülke menfaatleri için, örnek veriyorum. Bunu ders. Ama zihniyetle eğer ittifak yaparsanız bu ömür boyu sürer. Yani siz o yöneten olduğunuz sürece sürer. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç bünyesinde bu unsurları kesinlikle temizlemesi gerekiyor. Özgür Özel'den bekliyor muyduk bunların hepsini? Evet, bekliyorduk. Özgür Özel bir o kendi bildirileri var bunların. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bildirisi var. Onda işte kınadıklarını falan söylüyor. Yani o bildiriyi de bu altılı masada yapılan bildiri gibi, hani aceleten şunu bir çıktısını alın imzalayalım der gibi, aynen o şekilde yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Grup Başkanı. Bu teknik olarak doğru olabilir ama yazılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazılır orada. O da aceleyle hemen Grup Başkanı diye yazmışlar oraya onu. O şekilde dizayn edilmiş. Çünkü bir o bildiri yazıldıktan sonra kendi seçmeni, bırakın bizler zaten tepki göstereceğiz, kendi seçmeni de çok ciddi tepki gösterecektir. Evet. Ki gösterdi de yani. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM'le işbirliği işte yapılacak mı sorularına ilişkin şöyle bir açıklaması var. DEM'le birlik olmak tek olmaktan iyidir. Şimdi tek olmaktan iyidir. Bazen de tek olmak iyidir bazen de. Yani eğer
zihniyetiniz, vatan, millet varsa ve tek kalmışsanız tek olmak iyidir. Ama sizin gibi düşünen, vatanını, milletini, bayrağını düşünen birileri varsa, partiler varsa, kurumlar varsa onlarla beraber olmak daha mantıklıdır. Şimdi Özgür Özel'in seçeneği kalmadıysa burada terörle iltisaklı diyor ki yani şunu söylüyor. Eğer diyor ben tek kaldıysam, İyi Parti kapattı kapıyı. Eğer tek kaldıysam terörle iltisaklı olan bir partiyle diyor olabilirim diyor. Yaşar Hocam geçenlerde sosyal medyada paylaştı. Çok da hoşuma gittiği için burada tekrarlamamda sakınca var mı bilmiyorum ama demleniyorlar bunlar bir arada. Yani CHP ve HDP, işte adı DEM Parti oldu şimdi, o seçime demlenme, hani çaydaki demlenme gibi, bunlar onu yapıyorlar şu anda. Yani o ona iltifatta bulunuyor ama zihniyet çok tehlikeli bir zihniyet. 12 şehidimizin olduğu gün gidiyorlar orada işte eğlence düzenliyorlar. APO'nun, terör elebaşı APO'nun sloganları atılan bir yerde ve Özgür Özel bunlara sahip çıkıyor. Hiç olmaktan, tek olmaktan demli olmak daha iyidir diyor. Gerçekten yani ne diyeceğimi de bilemiyorum ama bu sözleri kınıyorum ya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının yakışmayan sözler bunlar. Yani terörle iltisaklı olan herkesle beraber olurlar o zaman. Ben bunu çıkartırım Aysun Hanım. FETÖ'yle de işbirliği yaparlar bunlar. FETÖ'cülerle de işbirliği yaparlar. Yani buraya gidiyor çünkü bu. Eğer DEM'le yapıyorsa, ki Özgür Özel bu konuda sabıkalıdır, sabıktır. Yani FETÖ olaylarının olduğunda 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Manisa'ya gidip dava sonucunu savcılığa giden, işte toplumda FETÖ olarak bilinen ama cemaat yapılanmasındaki bazılarını bekliyorum diyen bir genel başkandır. Yarın bunlarla da ittifak yapar. Yani o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gerçekten samimiyetle söylüyorum, koltuk değişmesi falan değil, zihniyetinin değişmesi şarttır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi ayarlarına, o dönemdeki Cumhuriyet ayarlarına dönmesi gerekir. O da artık seçmeninin onlara gösterecekleri tepkiyle olur. Onu da söylemek istiyorum son söz olarak. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Reklamların ardından gündem arkasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, gündem arkasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, yerel seçimlere yaklaşırken Cumhur İttifakı'nda hazırlıklarda son duruma bakalım. AK Parti ve MHP'den 30 büyükşehirde yerel seçim işbirliği yapacak AK Parti ve MHP heyetleri Ekim ayından bu yana sürdürdükleri işbirliği görüşmelerinde sona geldi. 13 görüşme yapan heyetler 30 büyükşehir ve 29 ilde ortak adayla seçime girme kararı aldı. Oluşturulan çalışmanın bu hafta liderlere sunulması bekleniyor. Yaşar Bey, konuya ilişkin değerlendirmenizi almak isterim. Evet, tabii bir süredir komisyonlar çok önemli, titiz bir çalışma yaptıkları kamuoyuna yansıyordu. Sonuçta iki partinin de genel başkanlarına hazır bir vaziyette görüşlerini, ortak çalışmanın ürününü sunduklarını anlıyoruz. Buradan da çıkan nihai karar doğrultusunda sizin de belirttiğiniz gibi çok sayıda hem büyükşehir hem il düzeyindeki belediye başkanlıklarda ortak aday olarak seçime gidilecek. Gidilmeyecek yerler de olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Onlar da yine aynı demokratik yarış içerisinde olacaklar. Bunun dışında yine büyük şehirlerden, ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, ilçe düzeyinde de yine ortak aday mekanizması işletileceğini anlıyoruz. Onlar da işte yine basına da yansıdı bunlar, sizler de ifade ediyorsunuz. Onların da yine yakında artık ikinci ve son aşama, kimlerin aday olacağına ilişkin son kararın verilmesi. Kamuoyu şimdi heyecanla bunların açıklanmasını bekliyor. Başta tabii İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illerde de, diğer şehirlerde de ve büyük şehirlerin ilçelerinde de çok sayıda aday adayının olduğunu biliyoruz. Onlar içerisinde en isabetli olanı, en kucaklayıcı olanı, yerel merkez işbirliği içerisindeki hizmet sürecinin aksamadan ve donanımıyla, liyakatıyla, herkesi kucaklayabilme becerisiyle, birikimiyle en iyi adayların çıkartılması konusunda da büyük bir hassasiyet içinde bulunduğunu yine anlıyoruz. Kaldı ki hep söylüyoruz, 2019 seçimlerinin sonuçlarından, yani her siyasi partinin
başarısı bir önceki seçim sonuçları, mümkünse bütün seçim sonuçlarından kuşkusuz ama en azından en yakın olanı, son yapılmış olan seçim sonuçlarından son derece sağlıklı, önemli sonuçlar çıkarabilmektir. Başarıyı da başarısız olunan yerler neresiyse o konuda da, hangi konularda daha zayıf kalındığı düşünülüyorsa onların nasıl güçlendirileceğinin doğru teşhislerini yapabilmektir. Bunun ilk adımı gerçekçi bir şekilde yüzleşebilmektir sonuçlarla. Dolayısıyla bunu ben fazlasıyla Cumhur İttifakı'nın yaptığını, iki tarafın, iki partinin bu konuda çok titiz çalışmalar yaptığını, kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin aşağı yukarı her programda değindiğimiz gibi il il takipte ettik. Çok önemli bölge toplantıları, il buluşmaları gerçekleştirdi. O çok kıymetli, bence veriler yüklüydü. Yerinde nabızlar tutuldu, onlar yansıdı. Şimdi artık onların sonucunun alınması aşamasına gelindi. Herkes gibi bizler de heyecanla kimlerin aday olacağını bekliyoruz. Evet. Hanefi Bey, şimdi sizle devam edelim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Cuma günü MHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunmuştu. 30 büyük şehirde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı destekleyeceklerini açıkladı. Yıldız 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Mersin ve Manisa'da MHP'nin, diğer 28 ilde ise AK Parti'nin göstereceği adayın destekleneceğini ifade etti. Cumhur İttifakı'nın işbirliğine ilişkin siz neler söylersiniz? Benim öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi'nin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için Türk yüzyılı kavramsallaştırmasından hareket ettiğimizde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için bir hedef konu olduğunu, bu hedefin de Türkiye'nin diğer bölümlerde ifade etmiş olduğum değerlendirmeler çerçevesinde egemen devlet olması noktasındaki istikrarının çok önemli olduğuna sürekli vurgu yapıyor, dikkat çekiyor. Bu çerçevede karşılıklı olarak komisyonlar arasında istişareler hasbi niyetlerle bugüne kadar sürdürüldü. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi özellikle genişletilmiş bölge toplantılarıyla bölgede toplumun, vatandaşımızın, insanımızın kendi sosyolojik tabanının taleplerini dikkate alan bir süreç yürüdü. Bunlar raporlaştırıldı katılımcılar tarafından ve genel merkeze bunlar iletildi. Bunlar çerçevesinde ve Cumhur İttifakı'nın büyük resim çerçevesinde görülmesi gerektiği kanaatiyle nihai noktada Türkiye'de 30 büyük şehirde ittifak, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi, 28'i AK Parti'de olmak kaydıyla ve diğer 29 ilde de birlikte seçime girilmesi noktasında karar alındı. Bundan sonraki temel atılacak adım adayların belirlenmesi ve seçim satında ise özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletini, imkan ve kaynaklarını bölücü terör örgütüne, bir takım gayri hukuki yapılara pazarlayan, bunlara teslim eden iradelerden belediyelerin Cumhur İttifakı çerçevesinde alınması, kazanılması da temel beklentimizi oluşturuyor. Teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ederim. Gencer Bey, sizden de bir değerlendirme alalım. Şimdi büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur açıklamasında bulunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu açıklamayı yapmıştı. Sizin son bu 13. görüşmeye ilişkin ve çıkan sonuç, şehirler, büyük şehirler, iller, son tabloya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Şöyle söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı'nda bir sayısal bir ittifak olmadığını zaten sürekli söylüyoruz. Yani sayısal verilerle ölçülemeyecek bir ittifaktır. Bu ittifakta işte ikisi oradan, 28'i AK Parti'den değil, bütün olarak düşünmek gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları işte Mersin ve Manisa'da
Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer 28 Büyükşehir Belediyesi'nde de AK Parti'nin adaylarının olacağını ve başka aday çıkmayacağını, bu şekilde de ittifak üzerinde belediye başkanlarına oy kullanacağını her iki partinin birbirine, bunu anlıyoruz. Ama dediğim gibi sayısal verilerle işte 22'si kendi adaylarıyla çıkacak, 29'unda ittifak yapacak büyük şehir olmayanları değerlendirmekten ziyade ben daha çok Cumhur İttifakı ruhuyla bakmak istiyorum bu seçim durumuna. Milliyetçi Hareket Partisi ne diyor? Canla başla çalışacak bir belediye başkanı. İşte kurumsalında ne var? Üretken belediyecilik anlayışının benimsenmesi. İşte Yaşar Hocamız söylediği liyakatlı adayların, toplumda karşılığı olan adayların artık aday belirleme süreci başlayacak. Ya da belirlenen adaylar arasından en uygununun ortaya konulması ve anlatılması. Bu noktadan bakmak gerekiyor Cumhur İttifakı'na. Bu 22 ilde de kendi adaylarında çıkması da hem demokratik anlamda her iki siyasi parti adına da güzel bir demokratik yarış anlayışı oluşturacağını düşünüyorum. Tabii Söğüt'ün ve Ahlat'ın da manevi özellikler olan, manevi değerleri olan ilçeler olduğunu biliyoruz. Buralarda da Söğüt'te Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Ahlat'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaylarının desteklenecek olması da ayrı bir güzellik katıyor. Bir sembol olarak değerlendirilmiştir diye düşünüyorum. Tabii karşılıklı heyet görüşmeleri 13. Sanırım. Evet. Gayet de güzel ve başarılı geçti. İşte aday belirlenmelerinin de aslında şunu anlıyoruz. Aday belirlenmelerinin de birlikte yapıldığını, hangi adaylar arasından neler, hani hangi özellik adına söylüyorum buna, isim üzerinden çalışılmamış olabilir ama özellik ve beklenti anlamında hangi adayların seçim kazandıracağını, İstanbul'un işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önceki konuşmasında söylediği yeniden İstanbul, yeniden Ankara, yeniden diğer büyük şehirler, tabii ki de gönülde yatan Cumhur İttifakı'nın bunu kazanıyor olması. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel bakışının şu olduğunu biliyoruz. Yerel seçim, 2024 yerel seçimlerinde 2023'ün parlamentonun oluşması ve milletvekili sayısının Cumhur İttifakı'nda olması, ağırlığın Cumhur İttifakı'nda olmasından dolayı yerel seçimde de yerel ve merkezi idarenin uyumlu çalışmasının önünü açacağını, her zaman kurumsal olarak bunu söylediğini görüyoruz. O yüzden de 2024 yılında 31 Mart'ta bekleniyor tabii ki. 31 Mart'taki seçimlerinde bu anlamda doğru zamanlamayla, işte Aralık ayının sonu, Ocak ayının da başlarında sanırım özellikle Ankara ve İstanbul gibi önem arz eden illerin ve herkesin işte beklediği, kim olacak bu aday diye düşünüldüğü adayların da açıklanmasıyla sağ çalışmaları başlayacaktır diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı'ndan ayrı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağ çalışmalarının çok önceden başladığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin genelini birkaç kez ve bölge bölge işte istişare toplantılarından görüyoruz. Daha sonra mahalle mahalle, komşum, yani bunlarla ilgili olarak baktığınızda ciddi bir saha çalışmasının yapıldığını görüyoruz. Zaten bunlar olmazsa, sahada olmadığı zaman teşkilatlar yerel seçimlerinde kazanılmasının tabii ki de zor olacağını düşünüyoruz. İşte muhtarlarla toplantılar yapılıyor. Muhtarların dertleri, sıkıntıları, sorunları dinleniyor. Bu sorunlar ilgili belediyelerde çözülüyor. Hatta bir Cumhuriyet Halk Partili'nin bir söylemi vardı. İzmir'i bir dönem işte Cumhur İttifakı adayı yönetsin de, hani buna bu mihvalde bir şeydi. Öyle baktığınızda Cumhur İttifakı'nın artık belediyecilik anlamında da oturmaya başladığını, bir belediyeye gittiğinizde, şehre girdiğinizde o farkı gördüğünüzü, işte diğer tarafa gittiğinizde her ne kadar eleştiriyoruz, sürekli eleştiriyoruz, yine tekrar etmek istiyorum, altını çizerek bunları söylemek istiyorum. Unutuyoruz çünkü bazen üzerinde altını çizmek gerekiyor. İşte bıraktığınızda ne oluyor? Teröristin adı parka veriliyor. Sonra bunlar tabii ki değerlendiriliyor devlet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından, görevden alınıyor, kayyum atanıyor. Birileri de bunlara sahip çıkıyor. Maalesef böyle. Zihniyet de böyle. Belediyecilik anlayışları da öyle. Ülke yönetimiyle ilgili anlayışları da böyle. Karşı işte geçen dönemki Millet İttifakı dediğimiz ittifaka baktığınızda böyle bir zihniyetin toplum tarafından karşılık bulmadığını görüyoruz. Net bir şekilde görüyoruz. Yani insanlar hem belediyeciliği görmüyorlar, hem İstanbul'da hem Ankara'da. İşte bir tanesi almış eline sazı, ne yaptığını bilmiyor. Genel başkan
gölge genel başkan gibi davranıyorlar. Yani baktığınızda kendi iç karışıklığı, işte İyi Parti kendi iç karışıklığında 38 milletvekiline düşmüş, 44 milletvekilinden. Belediyeciler ayrılmış, İstanbul'da dağılmışlar, belediye meclis üyeleri istifa etmiş filan. Böyle kopuk bir yapının Türkiye'ye, belediyelere, illere, İstanbul'a, Ankara'ya özelde baktığınızda kendilerine faydası dışında hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Kendisine faydasının da menfaatsel anlamda işte bir fayda olacağını düşünüyorum. Hı. O anlamda baktığınızda Cumhur İttifakı çok iyi adaylarla, ki öyle olacağını düşünüyorum. Daha önce işte Ankara ve İstanbul'da kaybedilen ya da geçici olarak teslim edilen ve insanların artık hizmet görmediği 5 seneyi geride bıraktığı bir dönem olur diye inşallah umut ediyorum. Peki. Son olarak size şunu da sormak isterim Gencer Bey. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteklenmemesinin İyi Parti Ankara Teşkilatı'nda yol açtığı sorun ve uyumsuzluk krizi de devam ediyor. Akyurt, Çubuk, Haymana, Beypazar ilçe başkanlarının görevden alınmasının ardından Çankaya ilçe başkanı Bülent Mugan ve yönetim kurulu da görevden alındı. Az önce siz de belirttiniz İyi Parti'de İstifalar, krizler, yolsuzluk, rüşvet vesaire varken siz İyi Parti ya da CHP'nin bu yerel seçimlere giderken çizdiği grafiği nasıl buluyorsunuz? Yani bir grafik olduğunu düşünmüyorum Aysun Hanım. Yani bir grafik olması için ortada gerçekten somut bir şeyler koymaları lazım. Öyle bir durum da olmadığı için, yani grafikleri falan da yok kendi işlerinde. Bir siyasi yelpazesi yok. Dağılmış, darma duman olmuş bir siyasi kaos parti. Kaos ve kriz grafiği diye. Tabii, evet, o çok çünkü. Çok yüksek. O kriz grafiği derseniz o çok yüksek derecede ellerinde var. Hepimiz de gözlemliyoruz zaten. İyi Parti'nin artık gerçekten samimiyetle söylüyorum, teşkilat bazında da ciddi anlamda sorun yaşadığını ve yaşayacağını da görüyoruz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bunu yatsın olmak gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener'e ittifak GİK kararını tekrar değerlendirin diye gittiğinde boş bir çantayla, hani hiçbir şey söylemeden, ortaya hiçbir şey koymadan gittiğini söylemiştik. Tekrar edelim. Sonrasında gelişmelere şöyle bakmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti'yi artık bu anlamda da bitirmeye çalıştığını ve İyi Partisiz, yani İyi Partisiz bir halk ittifakı, kendi seçmen ittifakı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz aslında. Yani İstanbul'da bunun denemelerini yapıyorlar. İşte Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini, grup başkan vekillerini istifa ettirdiler. Böyle bir algıyla gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani etik olmayan bir siyasi anlayış. Genel merkeze gidiyor, genel başkanıyla görüşüyor bir siyasi partinin. Olumsuz bir tavır aldığında bu sefer alttan oymalar. Yani siyasi ahlaktan da uzak bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz burada yerel anlamda da. Şimdi öyle baktığınızda tabii İyi Parti'nin de içerisinde artık menfaatle oralarda bulunanlar da diyor ki ben bu menfaatin içerisindeyim, benim bir yere gideceğim yok. Ben işte İstanbul'da o adayı, Ankara'da bu adayı. Seçmen böyle düşünmüyor tabii ki. Seçmen Ankara'da ne hizmet verildi ona bakacaktır. İstanbul'da ne hizmet verildi ona bakacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin şu saatten sonra artık toplum nezdinde bir araya gelip bir yüzü de kaldıklarını düşünmüyorum. Yani hani bu olasılık her zaman var. Siyasette bir gün bile çok uzun süredir, ama bu olasılık eğer değerlendirilirse, böyle bir şey yapılırsa artık tamamen bence genel merkezin önünden, İyi Parti genel merkezin önünden Sayın Akşener'in siyasi partimizi kapattık, teşekkür ediyoruz ilginiz için diye bir açıklama yapması gerekir. Çünkü onurlu bir duruştur bu da. Bu da olabilir. Siyasi partiler kendilerini de kapatabilirler, kendilerini de feshedebilirler. Eğer topluma fayda sağlamıyorsa, kendi içinde böyle bir işte ahlaksızlıktan, siyasi ahlaksızlıktan, para konusuyla ilgili şaibeli durumlardan eğer kendini arındıramıyorsa kapatır siyasi partisini. Son cümleyi rica edeceğim. O da makbuldür. Türk milleti bunu da görür, bunu da değerlendirir. Bu şekilde düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Değerli izleyenler, Gündem Arkası'nın sonuna geldik. Değerli konuklarım, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu, akademisyen Profesör Doktor Hanefi Macit ve stüdyo konuğum hukukçu avukat Gencer Özdemir'e katkıları için çok teşekkür ediyorum. Yayınımız saat başında Eda Yerci'nin sunumuyla gece haberleriyle devam edecek. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar, hoşça kalın.